Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için birbirinden farklı markaların birbirinden farklı duyulara sahip olan ve yine birbirinden farklı enerji sarfiyatına sahip olan, lümen kalitesine sahip olan ampulleri bir araya topladım. Ampulleri birbiriyle kıyas yapacağız arkadaşlar ve bu ampuller için ufak bir stand hazırladım. Bu ampulümüz 7 watt enerji sarfiyatı ile 3300 Kelvin yani hafif sarı gün ışığı dediğimiz ışığa kavuşuyor. Işık gücü ise 600 lümen olarak belirlenmiş. Yani 7 watt tüketilen elektrik gücümüz var ve ışık gücümüz 600 lümen, ışık rengimiz ise 3300 Kelvin. Duy tipimiz ise E14 arkadaşlar. Bu ampul genelde gün ışığı seven müşterilerimiz tarafından daha çok tercih ediliyor. Bu ampulümüz ise 5 watt enerji sarfiyatı yaparak 410 lümen ışık veriyor ve ışık rengi 6500 Kelvin. Yani tam beyaz arkadaşlar. Yine bu ampulümüz ince duylu yani E14 dediğimiz duy tipine sahip birinci sınıf kalitede bir LED ampul. Beyaz ışık seven müşterilerimiz genelde bunları tercih ediyor ve az yakıp çok ışık vermesinden dolayı şu anda çok popüler bir LED ampul. Bu ampulümüzün ucu kıvrık, 7 watt güce sahip, gün ışığı renginde ve bu ampulün daha önce normal halojen tipte olanları vardı ve bir tanesi 40 watt yakıyorken şimdi bir tanesi 7 watt enerji sarfiyatı yaparak yaklaşık 450 lümen ışık vermekte ve 3300 Kelvin yine bu. Yani gün ışığı dediğimiz renge sahip. Bu ampulümüz yine avizelerde tercih ediyor. Özellikle bayan müşterilerimiz seçiyor bu ampulleri. Çünkü ucunun kıvrık olması yandığında işte daha güzel bir görsel oluşturuyor ve kollu avizelerde 4'er 5'er ya da görünen ampulün göründüğü yerlerde daha çok tercih ediliyor diyebiliriz. Şu anda yaktığımız ampul ise E27 duy tipine sahip, yani kalın duylu ampul. 10 watt enerji sarfiyatı yapıyor ve eski ampullere nazaran 60 watt ışık değeri var. Ama biz o ışık değerini nereden anlayacağız? Lümenden anlayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 10 watt enerji sarfiyatı yaparak 850 lümen ışık vermekte. Işık rengi olarak belirtirsek 6500 Kelvin diye geçiyor. Yani bu ne demek oluyor? Tam beyaz arkadaşlar. Bunun bir de gün ışığı olanı var. Hemen onu da deneyelim. Bayağı güzel yapmışlar. Normal ampule benzetmişler. General Electric marka, gayet hoş ve kullanışlı bir ampul. Bu ampulü 50.000 defa açıp kapatabileceğinizi gösteren on off işareti var arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi. 0.5 saniyede hemen yanıyor. Tasarruflu ampuller gibi bekleme süresi yok. Evet, bir de bunun gün ışığına bakalım. Evet arkadaşlar, videoda ışık parladığı için tabi ama mükemmel bir ışık kalitesi var. Bu ampulde görmüş olduğunuz gibi 10 watt enerji sarfiyatı yaparak 750 lümen ışık vermekte ve bu ışığın rengi ise 3000 Kelvin, yani hafif sarı gün ışığı dediğimiz renk. 100.000 aç kapa ömrü biçilmiş burada da. Yine bu da General Electric'in ampulü ve 100.000 defa açıp kapatabilirsiniz diyor. Anahtara bastığımız anda 0.02 saniyede, çok kısa bir zamanda hemen aydınlanıyor, lümenine kavuşuyor. Tasarruflu ampuller gibi yine bekleme yapmıyor. Evet arkadaşlar, yine bunun özelliği E27 duy, yani duyunun kalın olması. Çok güzel, birbirinden farklı LED ampuller. Normal ampullere benzetmişler. Gayet şık ve ışığı güzel. Tavsiye ederim.
Evet arkadaşlar, bu en sağdaki ampul ise yine LED ampul ve tam soğuk beyaz. Bunun üstünde beyaz daha yok arkadaşlar. Bu da 7000 Kelvin. Yine E27 duy. Fakat bu 20 watt arkadaşlar. Yaklaşık 1650 lümen ışık veriyor. Ve dediğim gibi videoda ışığı göremiyoruz. Yansıma yapıyor arkadaşlar. Ama yine çok güzel bir ışık kalitesine sahip. Yine en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. Markası Router diye bir marka arkadaşlar. Ama gerçekten kaliteli yapmış. Uzun ömürlü bir ampul. E27 duya sahip. Ve şekil olarak da gövdesi farklı duylara veyahut spot, eski spotların yerlerine uyum sağlasın diye biraz dar ve uzun yapılmış haznesi. 20 watt elektrik enerjisi sarfiyatı var. Ve 7000 Kelvin dediğim gibi 1450-1500 lümen ışık veriyor. Eskiden manda gözü tavan armatürleri vardı. Onlara sahip olan iş yerlerinde kullanılıyor. Ve esnaf iş yerlerinin önlerini yine dükkanların önlerini aydınlatmak için bu ampulü kullanıyor. Tavsiye ederiz, güzel ürün. Bu ampulü zaten sıkça görmüşsünüzdür. Osram'ın 23 watt gün ışığı, 23 watt elektrik enerjisi sarfiyatı yaparak 1600 lümen ışık vermekte. Ve 2700 Kelvin arkadaşlar bu ışık rengi olarak, yani tam sarı. Tasarruflu ampullerin bir özelliği vardı bilirsiniz. İçerisinde gaz olmasından dolayı anahtara bastıktan sonra belli bir süre beklemeniz gerekiyor ışığının tam açılması için. Yani ışık rengine tam kavuşması için bir 10-15 saniye beklemeniz gerekiyordu. Ve bu süreyi şu anda bekliyoruz. Şu anda tam 1600 lümen vermemekte. Yaklaşık şu anda 600-700 lümen veriyor. Bir 15-20 saniye sonra tam olarak açılacak ve 1600 lümen ışık değerine sahip olacak. Watt olarak 23 watt enerji sarfiyatı yapıyor. 1600 lümen ışık veriyor. 2700 Kelvin yani ışık rengi. Evet, ışığımız iyice açıldı. Yine E27 duya sahip enerji tasarruflu ampul çeşidimiz. Bu ampul genelde şu anda hepimizin evinde mevcut olan ampullerden bir tanesi arkadaşlar. Yine bunun 6500 Kelvin olanı, tam beyaz ışık vereni var. Onu da yakalım. Evet arkadaşlar, bu ampul az önceki ampulün tam beyaz olanı. Yine bu da 23 watt enerji sarfiyatı yaparak 1600 lümen ışık vermekte. Cool dialing diye geçiyor. Tam beyaz arkadaşlar. Hemen buradan lümen kalitelerine ve harcadığı güce bakabiliriz. 23 watt elektrik enerjisi harcayarak 1600 lümen ışık vermekte ve ışık rengi ise 6500 Kelvin. Yine E27 duya sahip, yani kalın duya. Bunların da yine E14 duyları, ince duyları mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu ampulde Philips'in yine 23 watt tasarruflu ampulü. Yine yandıkça açılan bir ampul. Ve 23 watt elektrik enerjisi harcayarak 1450 lümen ışık vermekte. Yine 6500 Kelvin ışık rengine sahip. Yani tam beyaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise elektrik canavarı normal ampullere geldi sıra. Evet. 105 watt enerji sarfiyatı var. Görmüş olduğunuz gibi. Işık gücü 1700 lümen yazıyor. Külliyen yalan. 1700 lümen vermiyor. Tam sarı normal ampul şu anda 105 watt enerji sarfiyatı yapıyor ve yaklaşık, takribi söylüyorum arkadaşlar, 800-900 lümen arasında bir ışık yayıyor ve elinizi üzerine yaklaştırdığınız anda zaten sıcaklığını hissediyorsunuz. Şu anda bir elektrik sobası çalıştırıyoruz diyebilirim. Normal ampuller harcamış olduğu elektrik enerjisinin sadece %20'sini ışığa çevirebiliyor. Bu ampulümüzü şöyle çıkartalım çünkü çok ısındı. Evet arkadaşlar, bu da Osram'ın LED ampulü. Herkes LED ampul yapar da Osram yapmaz mı? Tabii ki yapar. Osram geri kalır mı? Kalmaz. Osram ne yapmış arkadaşlar? 9.5 watt enerji sarfiyatı ile 806 lümen ışık verebilen
6500 Kelvin yani beyaz renkte olan bir LED ampul yapmış. 9,5 Watt enerji sarfiyatı var. 806 lümen ışık kalitesi var arkadaşlar, gücü var. Ve 6500 Kelvin tam beyaz olarak ışık rengi var. Yine E27 ve E14 seçenekleri, yani ince duylu ve kalın duylu olarak yine seçenekleri var. 3300 Kelvin olarak da tabi gün ışığı olarak da yine seçenekleri var arkadaşlar. Bu ampul de kaliteli ve enerji sarfiyatı olaraktan kullanışlı bir ampul. Yine mum ampul ama halojen kapsüllü bir mum ampul. Buzlu mum ampul diye piyasada geçer ve E14 duya sahiptir. 40 Watt enerji sarfiyatı ile 275 lümen ışık vermekte. Ve yine bu ampuller çok ısınmakta arkadaşlar. Ama hala tercih ediliyor. İnsanlar istiyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi 400 lümen ışık vermekte ve arkadaşlar tam 5 Watt enerji sarfiyatı yapmakta. Şu anda elimdeki ampul 5 Watt enerji sarfiyatı ile 400 lümen ışık veriyor ve 6500 Kelvin ışık rengine sahip, yani tam beyaz. Bunu takalım. Bu da çatanın üretmiş olduğu 400 lümen ışık gücünde ve 5 Watt gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğum ve en sona bırakmış olduğum ampul rustik ampul diye geçiyor. İçerisinde LED filamanlar var ve şu ampul 6 Watt enerji sarfiyatı yapıyor. Bu ampulü incelediğimizde hemen kutusunun üzerinde 6 Watt enerji sarfiyatı yaptığını görüyoruz. Güzel belgeleri de almış. 660 lümen 6 Watt enerji sarfiyatı, 660 lümen ışık kapasitesi veriyor ve 2700 Kelvin ışık rengi, yani gün ışığı. Bu ampulün mavi, sarı, yeşil, pembe olanlarını da yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Onların çeşidini de şu anda alamadım ama ilk fırsatta alacağım ve onları da göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Bu ampulde ısınma derdi yok arkadaşlar. 6 Watt enerji sarfiyatı yaptığı için kesinlikle ısınmıyor. İstediğiniz gibi tutun ampulü, sevin yani. Bu ampulde 70 Watt enerji harcıyor ve bunun ışık kapasitesi 700 lümen arkadaşlar. 6 Watt enerji sarf ediyor, 650 lümen ışık veriyor. 70 Watt enerji sarf ediyor, 800 lümen ışık veriyor arkadaşlar. Şu anda dokunamıyorsunuz bu ampule. Çok sıcak ama bu ampulü görmüş olduğunuz gibi enerji sarfiyatı yapmadığı için, çekmiş olduğu enerjinin tamamını aydınlatmaya dönüştürdüğü için kesinlikle ısınmıyor. Çekmiş olduğu 70 Watt enerjinin 60 Watt'ını ısıya, 10 Watt'ını ise aydınlatmaya dönüştüren bu ampul ise böyle acayip bir şekilde ısınıyor. Ampulü daha yakından inceleyelim. E27 duya sahip, yine bunun E14 duyuları olanları var. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi 4 adet ince, küçücük, böyle zarif duran floresan şeklinde, eski tip floresanlara benziyor LED ampuller var. Bu ampullerin tanesi 1,5 Watt çekiyor ki 4 tanesi 6 Watt enerji tüketimi yapıyor. Gayet şık bir ampul. Şu anda benim gördüğüm kafelerde falan, gece kulüplerinde falan bu ampuller tercih ediliyor. Böyle daha akustik falan duruyor herhalde. Zaten ismi de bir acayip, rustik ampul diye geçiyor piyasada. Şu anda bayağı bir popüler bir ampul arkadaşlar bu. Çok şık duruyor ya. Ben çok sevdim bu ampulü. Evet arkadaşlar, çeşit çeşit, envai çeşit ampul var ve bu ampulleri kısaca şöyle tanıtmak istedim ve göstermek istedim. Artık tercih sizin, avizenize ve odanıza ve zevkinize göre seçebileceğiniz ampul çeşitleri mevcut arkadaşlar, her türlü. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu ampul çeşitlerini mahallenizde bulunan elektrikçi esnafından almayı tercih edin.
Zaten büyük alışveriş merkezleri ve marketler tok satıcılar arkadaşlar. Yani 1 lira 2 lira için elektrikçi esnafından vazgeçmeyin arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra beğenerek, paylaşarak, kanalıma abone olarak, diğer videolarımı izleyerek, videonun altına yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.